çok önemli. Bazı telefonlara siz farkında olmadan virüsler ulaşıyor ve bu virüsler telefonunuzu oldukça yoruyor ve siz farkında olmadan bilgilerinizi çalıyor. Merhaba arkadaşlar, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle artık baş belası haline gelen telefon donmalarını çözmeye çalışacağız. Peki telefon donmalarını nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar biliyorsunuz telefonda bir donanımsal bir de yazılımsal olarak iki bölüm var. Bu bölümlerden bugün yazılımsal olan kısmı temizlemeye çalışacağız. Ve telefonu temizledikten sonra hatta içinde virüs varsa bu virüsleri de silerek telefonun eskiye göre çok hızlı olduğunu göreceksiniz. Her adım çok önemli. Onun için her adımı telefonunuza uygulamaya gayret gösterin. Eğer ki telefonunuz yine de hızlanmadıysa muhtemelen donanımsal olarak bir sorun vardır. Bir sonraki videomuzda ya da başka videoda muhtemelen donanımsal sorunların nereden kaynaklandığını ve neler yapabileceğiniz hakkında fikirler vermeye çalışacağım. Umarım bu videoda telefonunuzdaki sıkıntıyı çözmüş oluruz. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Biz artık sizinle bir aile olduk ve bu ailemizden çok güzel yorumlar alıyoruz. Onun için yorumlarınız da bizim için önemli. Elinizden geliyorsa lütfen yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Şimdi videomuza geçelim. Evet sevgili dostlar, şimdi telefonumuzun arayüzüne geldik. Burada yapmamız gereken ilk işlem ne olacak? Buradan başlayacağız. Bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra eğer ki telefonunuz yine de düzelmediyse sevgili dostlar, sizin muhtemelen donanımsal bir sıkıntınız vardır. Bu işlemlerden sonra eğer ki kasma sorunu bitmediyse bir tamirciye gösterebilirsiniz. Şimdi Instagram adresimizdeyiz. Buradan beni takip edebilirsiniz. Hemen şöyle tüm sayfaları kapatıyoruz. Bu şekilde tertemiz bir ekran önümüze geliyor. İlk yapmamız gereken şarj seviyemize bakmamızdır. Eğer ki şarjınız azsa, yani 15'in altındaysa donmalar bundan dolayı gerçekleşebiliyor. Onun için şarjınızı olabildiğince yüksek tutmaya çalışın. Birinci nedenimiz buydu. İkincisi ise bazen bazı uygulamalar siz bilmeden açık kalıyor. Misal Bluetooth gibi. Bluetooth telefonunuzu çok yoran bir işlemdir. Onun için Bluetooth'u kapatıyorsunuz. Yani burada işinize yaramayan bölümleri kapatmanız gerekiyor. Bunun dışında konum gereksiz açık. Bakıyorsunuz buradan işte gereksiz olan bölümleri kapatıyorsunuz. Ve bu da ikinci işlemimizdi. Diğer bir işlemimiz, telefonumuzun ön belleği çok dolmuş olabilir. Telefonumuzun ön belleğini temizlememiz gerekiyor. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Hemen ayarlar menüsüne giriyoruz ve buradan temizleme yazalım. Temizleme yazdıktan sonra pil ve cihaz bakımı denen bir bölüm var. Buraya giriyoruz ve telefonumuzu optimize ediyoruz. Eğer ki burası %100 ise herhangi bir sıkıntı yok. Bakın burada pili de onarabiliyorsunuz. Yani pilinizi yoran, arka planda çalışan uygulamaları da buradan kapatabiliyorsunuz. Bu işlemi de yaptıktan sonra telefonunuzun depolama alanına bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Telefonunuz size verilen gigabayta yaklaşmışsa bundan dolayı kasma sorunuyla karşılaşıyor olabilirsiniz. Buna nereden bakacağız? Çok basit bir şekilde hemen burada dosya yöneticisine girip, dosya yöneticimiz nerede bizim? Şuradaydı. Hemen buradan dosya yöneticisine giriyorsunuz ve size verilen alanla sizin kullandığınız alanı karşılaştırıyorsunuz. Hemen şuraya geçiyorum. Bakın hemen dahili depolama denen bir bölümümüz var. Burada 75 GB kullanmışım. Bana verilen ise 128 GB. Eğer ki ben burada 125 GB'ı kullanmış olsaydım derdim ki dahili depolamada sıkıntılar oluyor. Bundan dolayı depolamamı biraz daha açmam gerekiyor. SD karta videolarımı ve resimlerimi atmam gerekiyor diyebilirdim. Ama benim daha çok fazla alanım olduğu için muhtemelen sorun burada da değil. Eğer ki sizin sorun buradaysa buradaki depolama alanınızı birazcık rahatlatmanız gerekiyor. Hemen bu adıma da baktıktan sonra diğer adıma geçebiliriz. Diğer bir adımımız ise telefonunuzun yazılımı güncel olmayabilir. Bazen telefonunuz güncel olmadığından dolayı kasma sorunu ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Telefonunuzun güncel olup olmadığında hemen ayarlar bölümünde
bulabiliyorsunuz. Bu ekrana geldikten sonra yazılım güncellemesi denen bir bölümümüz var. Buraya basıyoruz ve burada bir güncelleme var mı yok mu diye kontrol ediyoruz. Bakın benim yazılımım güncel olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Sizde burada bir güncelleme varsa telefonunuzu bu panelden güncelleyebilirsiniz. Burada da bir sıkıntı yoksa telefonunuzda diğer adıma geçebiliriz. Burada da bir sıkıntı yoksa muhtemelen bir uygulamanızda güncel olmayan bazı veriler vardır. Hemen uygulamalarımız güncel mi değil mi bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için Play Store'a giriyoruz. Burada yapmamız gereken sağ üst köşede bulunan resmimize bir kere basmaktır. Buraya bastıktan sonra uygulamalar ve cihazı yönetin denen bir kısım var. Buraya bastıktan sonra bakın iki tane güncellemenin olduğunu görebiliyorsunuz. Bu uygulamaları güncellemem gerekiyor. Tümünü güncelle diyerek telefonumu bir miktar daha hızlandırabilirim. Sizde burada bir güncelleme yoksa diğer adıma geçebilirsiniz. Diğer adımımızda ise telefonumuzun duvar kağıdına dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen bazı arkadaşlar işte buraya duvar kağıdı yerine animasyon koyuyor ve bu animasyonlar telefonunuzu oldukça yoran bir işlem olduğu için telefonunuzda sade bir duvar kağıdı kullanmanız sizin telefonunuzu hızlandıracak adımlardan bir tanesi. Bunlar dışında eğer ki telefonunuz bu adımlara rağmen düzelmediyse diğer bir adımımıza geçebiliriz. Diğer bir adımımız ise herkes için çok önemli. Bazı telefonlara siz farkında olmadan virüsler bulaşıyor ve bu virüsler telefonunuzu oldukça yoruyor ve siz farkında olmadan bilgilerinizi çalıyorlar. Şimdi o virüsleri taratmak ve o virüslerden haberdar olmak, o virüsleri silmek için hemen bir program indireceğiz telefonumuza. O program sayesinde o virüsü telefonumuzdan kaldırmaya çalışacağız. Programımızın ismi AVG antivirüs programını telefonumuza yüklüyoruz. Yükledikten sonra bu virüs programıyla telefonumuzu tarıyoruz ve temizliyoruz arkadaşlar. Bu adımdan sonra telefonunuz düzelmediyse diğer bir adıma geçebiliriz. Diğer bir adımımızda ise telefonunuzdaki bildirimleri kapatıyorsunuz. Bakın sürekli siz telefonunuz kapalıyken dahi bildirim alıyorsunuz ve bu bildirimler telefonunuzun donmasına sebep olabiliyor. Onun için bildirimleri kapatmanız gerekiyor. Bildirimleri nereden kapatabiliriz? Hemen yine ayarlar bölümünden yapmamız gereken bildirimler bölümüne bir kere basmaktır. Bakın benim telefonumda bildirimler şurada gözüküyor. Burada telefonunuzdaki hangi uygulamadan bildirim gelmesini istemiyorsanız bu şekilde kapatabilirsiniz. Yani karşısındaki tiki kapatıyorsunuz ve o uygulamadan artık bildirim gelmiyor. Bu şekilde de telefonunuz bir miktar rahatlıyor. Sevgili dostlar, bu işlemlerin hepsini yaptınız fakat telefonunuz yine düzelmiyor. Donma, kasma gibi sıkıntılar yaşıyorsanız bir diğer adımımız ise telefonumuzdaki bazı gereksiz uygulamaları silmektir. Bu uygulamaları nasıl sileceğimize hemen bakalım. Buradan uygulamalar bölümüne geliyoruz. Telefonumuzda İşimize yaramayan uygulamaları buradan üstüne bir kere basıp kaldır dememiz gerekiyor. Bu telefonun ana uygulaması olduğu için kaldıramıyoruz. Hemen şuradan şu uygulamaya bakalım. Bakın alt bölümde kaldır denen bir bölüm var. Buraya bir kere bastıktan sonra tamama basıyorsunuz ve bu gereksiz uygulamadan kurtuluyorsunuz. Bu işlemlerin hepsini yaptınız fakat telefonunuz düzelmedi. Bundan sonra ne yapabiliriz? Arkadaşlar bir diğer adımımız telefonumuzu güvenli modda açıyoruz. Peki telefonumuzu nasıl güvenli modda açacağız? Arkadaşlar telefonumuzun üretici sitesine giriyorsunuz ve oradan telefonumu güvenli modda nasıl açabilirim diye soruyorsunuz. Veya onlar kendisi makale halinde sunacaklardır size. Oradan telefonunuzu güvenli modda açıyorsunuz ve telefonunuz güvenli moddan açıldıktan sonra hiçbir uygulama çalışmayacaktır. Eğer ki telefonunuzda uygulama sorunlu bir sıkıntı varsa herhangi bir sıkıntı olmadan, donma kasma olmadan çalışacaktır. Bu şekilde telefondaki sorunu bulabilirsiniz. Bunun dışında yine de telefonunuz düzelmediyse son adım olarak telefonun fabrika ayarlarına dönmeniz gerekiyor. Peki fabrika ayarlarına nasıl döneceğiz? Yine ayarlar bölümüne giriyoruz ve gördüğünüz üzere yine bu şekilde bir ekran önümüze geldi. Bu ekranda yapmamız gereken hesaplar ve yedekleme bölümüne bir kere basıyoruz ve buradan sıfırla bölümüne basmamız gerekiyor. Telefonunuzun fabrika ayarlarına döndünüz fakat telefonunuz yine aynı şekilde donuyor, kasıyorsa muhtemelen donanımsal bir sıkıntı vardır. Bu sorunu çözmek içinse
telefonunuzu servis noktalarına gönderip onarabilirsiniz. Evet, umarım buraya kadar videoyu izliyorsun. Muhtemelen çoğu insan gitmiştir ama sen izliyorsan kaliteli ve bizi sevmiş bir insan olarak kesinlikle artık sen de bizim aileden birisin. Sevgili dostlar, bugün sizlerle telefonunuzu temizlemeye ve telefonunuzu hızlandırmaya çalıştık. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve bu video sizlere yardımcı olmuştur. Eğer ki videoyu beğendiysen ve işine yaradıysan like atmayı ve abone olmayı unutmazsan benim için yeterlidir. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.